Merhaba gençler. Soru Bankası kitabımızın 31. testini çözeceğiz. Evet, birinci soruyla başlayalım. Şimdi küp kök 3, kök 3 ve 4. dereceden kök 3 sayılarını çarpmamız isteniyor. Şimdi bizim kök derece çarpma yapabilmemiz için kök derecelerinin aynı olması gerekiyordu değil mi? Biz kök dereceleri aynı olduğunda çarpma yapabiliyorduk. Peki aynı değilse ne yapacağız? Onun için de şöyle bir özelliğimiz vardı. Bakın biz ihtiyaç duyarsak, bu köklü ifadenin her iki tarafını da aynı sayıyla çarpabiliyorduk. Bakın şöyle kök derecesinde üstünü de. E şimdi bununla ilk önce kök derecelerini eşit hale getirelim. Arkasından çarpma işleminizi yapalım. Şimdi bunun kök derecesi 2. 3, 2 ve 4 hangi sayıda birleşirler? 12'de. Şimdi biz 12. dereceden kök elde etmeye çalışıyoruz. Bunun için burayı 4 ile çarpalım gençler. Tabi bunun üzerinde bir var. Orayı da 4 ile çarpacağız. Şimdi buraya gelelim. Burayı 6 ile çarpıyoruz. Burası da 3 üzeri 6 oldu. Burayı 3 ile çarpıyorum. 12. dereceden 3 üzeri 3 oldu. İşte şimdi çarpma yapabiliriz. Çünkü kök derecesi hepsinin aynı. Şimdi aynı kök altında toplayalım. 3 üzeri 4, 3 üzeri 6, 3 üzeri 3 yaptı. Şimdi burada tabanlar aynı bakın. Üstleri toplarsak 3 üzeri 13 yapar. Şimdi bu tabi çok çeşitli şekilde yazılabilir. Bunu böyle bırakabilirsiniz. Eğer isterseniz bunu 3 üzeri 13 bölü 12 diye de yazabilirsiniz. Ama bakın şıklarda yok böyle bir ifade. Onun yerine şunu da yapabilirsiniz. Şimdi burası 3 üzeri 13 kök derecesi 12 olduğu için bunu 3 üzeri 12 çarpı 3 diye yazalım. Şimdi bu kök dışına 3 diye çıkacak gençler ama bu içeride kalacak. 3 çarpı 12. dereceden kök 3 olarak da yazabiliriz. Cevabımız E şıkkı olacak. Şimdi ikinci soruya bakalım. Yine bakın burada da çarpma ve bölme işlemi yapacağız. Bütün bunlar için yine bizim kök derecelerini eşitlememiz gerekiyor. Demin anlattığım gibi. Şimdi bunun kök derecesi 2, 3, 4 ve 2 yine 12'de birleşir, değil mi? Hemen 12. dereceden kök yapalım bunları. Burası ne yapar? 4 ile çarpmamız gerekiyor. 12. dereceden kök içinde burası 4 üzeri 4 yaptı. Diğerini de 3 ile çarpacağız. Burası 12. dereceden kök içinde 2 üzeri 3 oldu. Burayı da kök derecesi 2 olduğu için 6 ile çarpıyorum. Bu da 2 üzeri 6 oldu. Şimdi yine hepsinin kök derecesi 12 olduğu için tek kök altında yazabiliriz. 4 üzeri 4, 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 6 oldu. E peki 4 üzeri 4, 2'nin kaçıncı kuvveti olur? Bu 2'nin karesi, 2'nin karesinin 4. kuvveti. 2 üzeri 8, 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri 6 yaptı. Şimdi bir de şu üstü sayı işlemini yapalım. 8, 3 daha ne yaptı gençler? 2 üzeri 11. Sonra bölme işlemi yaparken 6'yı da çıkartıyorduk. Öyleyse burası 12. dereceden kök içinde 2 üzeri 5 oldu. O da E şıkkında duruyor. Evet şimdi 3. soruya bakalım. Evet şimdi üçüncü soru için yine şu iki özelliği bir hatırlayalım. Şimdi iç içe köklerde M'inci, N'inci ve diyelim ki P'ninci dereceden kök içinde A var. Ama mesela şu arada hiçbir sayı yok. Biz bunu nasıl yazıyorduk? Kök derecelerini çarpıyorduk. M, N, P'ninci dereceden kök içinde A olarak ifade ediyorduk. Eğer burada sayılar varsa mesela şurada A sayısı var, burada B sayısı var, şurada da C sayısı varsa. Şimdi kök derecelerimizi şöyle yuvarlak içine alayım. Yine bakın bu kök derecelerini çarpıyoruz. m n p'ninci dereceden kök içinde hepsini burada topluyorduk. c'yi yazdık. Bu b ifadesini kökün içine b üzeri p olarak aldık. Buradaki a'yı da ta buradaki kökün içine a üzeri n çarpı p olarak aldık. Şimdi bizim sorumuz bakın bu ikinci özellikle ilgili. Şimdi bu kök derecesi 2. Yuvarlak içine alalım şöyle karışmasın. Şuranın kök derecesi de 2 bakın. Şimdi hepsinin kök derecesini çarpalım. 2 kere 3 6. 6 kere 2 ne oldu? 12 oldu. Şimdi hepsini şurada topluyoruz. O sebeple 2'yi yazdım. Şimdi bu 2'yi bu kökün içine 2'nin karesi olarak alıyoruz. Sonra bu 4'ü de ta buraya 4 üzeri 3 kere 2 6 diye alıyoruz. Evet hadi şimdi bir toparlayalım bunu yine. Şimdi burası 2, şurası 2'nin karesi. 4 üzeri 6 ne yapar? 2 üzeri 12 yapar. Şimdi tabanlar aynı, üstleri topluyorum. 2 üzeri 12, 14. 2 üzeri 15 oldu. E bunu da 2 üzeri 15 bölü 12 diye yazalım. E, e, burayı da sadeleştirebiliriz. Bakın 3'e bölersek ne yapar? 5 bölü 4 yapar. Yani cevabımız B şıkkı oldu. Şimdi... Gelelim dördüncü soruya. Şimdi evet bakın yine iç içe köklerimiz var. Şimdi yukarısını bir toparlayalım. Bakalım ne çıkacak sonra aşağısıyla devam ederiz. Şimdi bunun kök derecesi 2. Bununki 3. Burası da 2. Çarpıyorum hepsini yine. Çarptık bakın bunları. Kaç yaptı? 12. 12. Iki. dereceden kök içinde. 8'i yazıyoruz gençler. 4'ü kökün içine 4'ün karesi olarak aldık. 2'yi de 2 üzeri 3 kere 2, 6 olarak bu kökün içine alıyoruz. Bölü küp kök 2. Şimdi burada da mesela e, şunları da 2'nin kuvveti olarak yazalım. 8, 2'nin kübü. 4, 2'nin karesi. Tekrar bunun karesi 2 üzeri 4 oldu. 2 üzeri 6 oldu. İsterseniz bunun kök derecesini de 12 yapalım. Burayı o yüzden 4 ile çarpacağım. Burası da 2 üzeri 4 oldu. Şimdi hepsini aynı kök altında yazalım. Şimdi 2 e, üzeri kaç yapar burası 13 bölü 2 üzeri 4 oldu. Bunu da 12 dereceden kök içinde 13'ten 4 çıktı 2 üzeri 9 olarak yazabiliriz. Bakın e, üslü sayı şeklinde ifade etmiş. Biz de öyle yazalım. 9 bölü 12 oldu. Sadeleştirelim. Bunu da 3'e bölersek her ikisinde 2 iki üzeri 3 bölü 4'ten cevabımız 5 şıkkı çıkar. Evet şimdi 5 sorudayız evet yine iç içe köklerimiz var aslında 27 3'ün kübü böyle çıkartabiliriz ee, isterseniz öyle mi yapalım hadi öyle yapalım şimdi şöyle yazalım 27 3'ün kübü şimdi bu ikisi de aynı olduğu için bu kök dışına 3 olarak çıkacak yani şöyle olacak bu ifade ama tabi buraya e, 9 bir şeyin kübü olmadığı için bunu toparlayalım şimdi kök derecemiz 2 2 kere 3 ne yaptı 6. dereceden kök 9 oldu. Şimdi bu 6. dereceden kök 9 da şöyle yazılsa bakın. Şimdi biz hani biraz evvel şöyle bir kural yazdım ya size her iki tarafı da aynı sayıyla çarpabiliriz diye. E gerek duyarsak aynı sayıya da bölebiliriz değil mi? Şimdi mesela burayı da ikiye bölelim. Burayı da ikiye bölelim. E böldüğümüz zaman ne olacak? Burayı ikiye küp kök. Burayı ikiye böldük. Bir. Ha, bakın aynı çıktı. Bunlar artık toplanabilir küp kök 3 ile küp kök 3'ü toparlarsak 2 tane küp kök 3 elde ederiz. O da E şıkkı olur. Şimdi 6. sorudayız. Evet yine şurayı bir toparlıyoruz gençler. Kök derecelerini şöyle yine ben kırmızıyla yuvarlak içine alayım. Şöyle karışmasın. Bunun kök derecesi de şöyle 2. Şimdi çarpacağız biliyorsunuz bunları. 3 kere 2 6. 3 ile çarptık. 18. dereceden kök içinde. 1 bölü 2 burada duruyor. Şimdi 2 kökün içine 2 üzeri 3 olarak alıyoruz. Bu 1 bölü 4'ün de 1 bölü 4'ün 2 kere 3'ten 6. kuvveti olarak alıyoruz. Bu da işte 2 üzeri x eksi 1'e eşitmiş. Şimdi burayı tabii bir düzenlememiz lazım. 18. dereceden kök içinde 1 bölü 2 var. 2'nin kübü 8. Bu da 1 bölü 4'ün 6. kuvveti Şimdi burası 1 bölü 2'nin karesi. Bunun tekrar 6. kuvvetini alırsak ne olacak orası? 1 bölü 2'nin 12. kuvveti olacak. Eşittir. 2 üzeri x eksi 1'e. Şimdi şunlar sadeleşti. 4 kaldı. 4 yerine de 2'nin karesi yazayım gençler. Bunu da 2 üzeri eksi 12 olarak yazalım. 18. dereceden kök içinde 2 üzeri eksi 10 yaptı. İşte bu 2 üzeri x eksi 1'e eşitmiş. E bunu da üstü sayı olarak yazarsak 2 üzeri 10 bölü 18 2 üzeri x eksi 1'e eşit çıkar. Yani x eksi 1 ifadesi de eksi 10 bölü 18'e eşit olur. E bunu sadeleştirirsek o ne yapar? Eksi 5 bölü 9 yaptı. E buradaki eksi 1'i de artı 1 olarak diğer tarafa geçirelim ve payda eşitleyelim. O da ne yapar o zaman? 4 bölü 9 cevap D şıkkı oldu. Şimdi gelelim 7'ye. Evet şimdi bakın yine iç içe köklerimiz var. Bunun kök derecesi 2, bununki 2. Kök derecelerini kırmızıyla yazıp yuvarlak içine alıyorum gençler. Şimdi burayı yine toparlayıp şu ifadeye eşitleyeceğiz. Hatta şöyle yazalım. 3 üzeri x eksi 1 eşittir. Çarpalım şimdi kök derecelerimizi. 8 yaptı. Şimdi 1 bölü 3'ü yazıyorum gençler. 9'u bu kökün içine 9'un karesi olarak alıyorum. Bu 3'ü de 3 üzeri 4 olarak alıyorum kökün içine. Evet şimdi burayı düzenleyeceğiz. Şimdi e, burası 3 üzeri eksi 1 diye yazayım hadi bu sefer. 9 3'ün karesiydi burası 3 üzeri 4 oldu. 3 üzeri 4 oldu. Evet tabanlar aynı üstleri toplarsak 3 üzeri 4 4 daha 8 1 çıktı 7 yaptı. Yani bu 3 üzeri x eksi 1 ifadesi 3 üzeri 7 bölü 8'e ne olacak eşit. Öyleyse x eksi 1 de 7 bölü 8'e eşit. x de 7 bölü 8 artı 1'den ne yapar? 15 bölü 8 yapar. Yani cevap B şıkkı çıktı. Evet hadi devam ediyoruz. 8. sorudayız. Şimdi küp kök içinde bakın bu ifadeler verilmiş bu 8 ise kök içinde x artı kök x ifadesinin değeri soruluyor. Şimdi şunu alalım. Bu 8'e eşitmiş. Şimdi ne yapabilirsiniz mesela? Aynı kök altında hani kök derecesini çarpıp eşitleyip işlem yapabilirsiniz. Veya önce kübünü alıp sonra işlem yapabilirsiniz. Gelin biz şöyle yapalım hadi. Yine kök derecelerimizi işaretleyelim. 2 kere 3 6. dereceden kök. Burası x. Bu da bu kökün içine x kare olarak girdi. Yani burası 6. dereceden kök x küp oldu. Şimdi bu 8'e eşitmiş. E gelin gene her tarafı 3'e bölelim. Bölebiliyoruz çünkü. 3'e böldük 2 yaptı ki yazmamıza gerek yok. 3'e böldük 1 yaptı. Kök 8. Aman kök x 8'e eşit oldu. Her tarafın karesini alırsak gençler. Yani şöyle. O zaman da x'i bulmuş oluruz. X de 64 oldu. Şimdi getirelim burada yerine yazalım. X yerine 64'ü. 64 artı kök içinde 64'ü soruyor bize. E şimdi şu 64'ü yazıyorum. Bakın bu 64 kök dışına 8 diye çıkıyor. Toplayınca 72. E 72'yi de 36 çarpı 2 diye yazsak 36 kök dışına 6 olarak çıkar. Cevabımız da 6 kök 2'den değişikliği olur. Evet şimdi 9. sorudayız. Şimdi A sayısı 5. dereceden 2 üzeri 3 olarak verilmiş. B sayısı da küp kök 2. Bizden de A'nın B cinsinden değeri isteniyor. E şimdi az sayısı 2 üzeri 3 bölü 5'e eşit. Değil mi? Böyle yazabiliyoruz. Onu bir kez daha hatırlatayım isterseniz. Nasıldı bu? A üzeri n bölü n diye yazılabiliyordu. E B'ye bakalım. B de şunun üssü 1 bakın. 2 üzeri 1 bölü 3 diye yazıldı. Şimdi bizim A ile B arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor. E bak, şimdi şurada 2 var ya ben buranın her tarafın kübünü alacağım. Bakın şöyle bunun da kübünü alıyorum. B küp eşittir. Çarptığım zaman burası 2 üzeri 1 olur. B küp 2'ye eşit çıktı. E şimdi şu A eşittir. 2 üzeri 5 bölü 3 bölü 5 ifadesinde bu. 2 gördüğümüz yere B küp yazsak bakın. B küpün ne olur? 3 bölü 5. kuvveti olur. Burayı da çarptığımızda B üzeri 9 bölü 5 diye buluruz. A B üzeri 9 bölü 5 diye ifade edilebilir. Ama şıklarda yok. O zaman gelin şimdi bunu da şöyle yazalım. 5. dereceden kök içinde b üzeri 9 olarak yani şuradan şunu yazmış olduk. E burayı da kök derecesi 5 olduğu için b üzeri 5 çarpı b üzeri 4 diye ifade etsek Bu b kök dışına çıkar ama diğeri kalır. O zaman a ifadesi de buna eşit olur. Onun da cevabı sanırım c c şıkkında değil mi? Evet c şıkkında. Evet geldik ona. Şimdi a'nın b'ye oranı soruluyor. Yine bunları düzenleyip burada yerine yerleştirebiliriz. Şimdi kök derecesini yine belirliyorum ve şöyle kırmızı yuvarlak içine alıyorum. Şimdi A'yı toparlıyoruz hadi. Önce A'dan başlayalım. 3 kere 2 6. 3 ile çarptık. 18. dereceden kök. Şurada 3 var. 4'ü de buradaki kökün içine 4 üzeri 2 kere 3 6 diye alıyoruz. Tamam. Şimdi bu A sayımız bu oldu. Şimdi bir de B sayımıza bir gelelim. Ondan sonra ona göre durum düzenlemesi yaparız. 2, 3 ve 3 kök derecelerimiz çarptık. 18 yaptı bu da. Şimdi şu 3'ü de yerleştirdim gençler. Bunu da kökün içine 4 üzeri 3 olarak aldım. Şimdi benden A'yı B'ye bölmemi istiyor. E bakıyorum bakın bunların kök dereceleri aynı olduğu için ben bunları 18. dereceden kök içinde A yerine 3 çarpı 4 üzeri 6 B'yi de böyle yazabilirim 4 üzeri 3 diye. Evet şimdi sadeleştirme yapalım hadi. 3'ler gitti. 4 üzeri 6'yı 4 üzeri 3'e bölersek o da ne olur? 4 üzeri 3 mi olur? Evet şimdi 4'te 2'nin kaçıncı kuvveti? Karesi. Tekrar kübünü aldık. 6. kuvvet oldu. Evet bakın bunun her iki tarafını da 6'ya bölebilirim. Böleyim. Kök kök 2 yaptı o da. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Evet şimdi sıra. 11'de. x sıfırdan büyük olmak üzere bu ifadenin değeri soruluyor bize. Evet, şimdi bunları bir toparlayalım. Da şöyle mi yapalım? Aslında e, bunu şöyle yazayım ilk önce çocuklar. Bu hani şu, şu ifadeyi böyle kök a bölü kök b diye yazabiliyoruz ya. Ben de şu en dıştaki kök için bunu yapacağım. Kök dördüncü dereceden kök x üzeri 3 oldu. Bu da karekök karekök x oldu. Evet. Şimdi ne yapalım bunu? Mesela bunun kök derecesi 2. Toparlayalım. 2 kere 4 8. dereceden kök x küp yaptı burası. Burası bununki 2, bununki 2 çarptık. 4. dereceden kök x yaptı. E şimdi şıklara baktım da üslü olarak ifade edilmiş. Biz de şimdiden üslü olarak ifade edelim onları. Burası x üzeri 3 bölü 8. Burası da x üzeri 1 bölü 4 yaptı. E şimdi bölerken ne yapıyoruz üstü sayılarda? 3 bölü 8'den 1 bölü 4'ü çıkartıyoruz. Şurada bir payda eşitlesek bu da ne yapar? X üzeri 2 bölü 8, 3 bölü 8 çıktı 1 bölü 8 yapar. Yani cevabımız C şıkkı oldu. Şimdi 12. soru ne diyor bakalım? Evet yine iç içe köklerimiz var. Hemen başlıyorum gençler. Şimdi bunun kök derecesi 2. 2 kere 4 8. dereceden kök 2x'i yazdım 3'ü de bu kökün içine 3 üzeri 4 olarak alıyorum şimdi bu iki ifadeyi çarpabilmem için benim kök derecelerini eşitlemem gerekiyor 4 de eşitleyeyim bunları da 4 de eşitleyelim 4 olması için 2 ile mi çarpacağız burayı evet 4. dereceden 3'ün karesi 4. dereceden kök 2 oldu Şimdi aslında 8 de yapabilirdik. Hani şununla aynı olması için. Bunları bir yazalım isterseniz. E, 3'ün karesi 9 çarpı 2. Yani burası 4. dereceden kök 18 yaptı. Şimdi bunun derecesi 8 diye gelin bunu da 8 yapayım ben. Burayı 2 ile çarpayım. Burasını da 18'in karesi olarak yazdım. O zaman bakın şöyle bir şey oldu. Bu ifadede buna eşit çıktı. Yani 2x çarpı 3 üzeri 4 18'in karesine neymiş? Eşitmiş. Bize buradan neyi soruyor? X'i soruyor değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Bunu da her tarafı x'i bulabilmek için 18'in karesi ne? 2 çarpı 3 üzeri 4'e bölüyoruz. Evet şimdi 18'in karesi ne yapalım onu da 2 çarpı 9 diye yazsak 9 da 3'ün karesi gençler. Şöyle yazdım bakın. Bu 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 4 bölü 2 çarpı 3 üzeri 4. Evet 2'nin karesini 2'ye böldüm. Cevap da 2 çıktı. A şıkkı oldu. Evet şimdi geçiyoruz 13. soruya. Evet bu ifade verilmiş bizden de aküp isteniyor. E yine düzenliyoruz hemen. Şöyle bakın çarpıyorum kök derecelerini yine. 2 kere 3 6 6 kere 2 12. dereceden kök 2 yaptı. Şimdi burada da yine bir kök derecemiz var 2. Şurada var 2. Bir de 3 var. Çarptığımızda yine 12 yapıyor. Şu 2'yi yazıyorum gençler. Bu 2'yi de bu kökün içerisine 2 üzeri 4 olarak yazıyorum. Şimdi burayı bir toparlayalım gelin. Şimdi. Ee, aynı kök altına yazdım 2 bölü burası da 2 üzeri 1, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 yaptı. Şimdi 12. dereceden kök bu birden 5'i çıkartalım ne oldu burası 2 üzeri eksi 4 oldu. Bunu da 2 üzeri eksi 4 bölü 12 yani 2 üzeri eksi 1 bölü 3 diye yazalım. Şimdi bizim a sayımız 2 üzeri eksi 1 bölü 3 çıktı. A küpte o zaman bu sayının kübü olacak alıyorum kübünü. Çarptığım zaman 2 üzeri eksi 1 yapıyor. O da 1 bölü 2 olarak yazılabilir. Cevap A şıkkı oldu. Şimdi gelelim 14'e. Şimdi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Evet kontrol edeceğiz şimdi. Şimdi bu, bunun kök derecesi 2. Bununki de 2. Şimdi 2 kere 2 4. dereceden kök içinde 2 olarak yazabiliyoruz. Öyle mi? Evet bakın bu doğru. Şimdi yine buraya bakalım. 2, 2 kök derecelerimiz çarptık. Ee, bu kök derecelerine 12. dereceden kök 2 oldu. Bu ifade de doğru. Şimdi burası 2 burası 2. Ee, şimdi 2 kere 2 4. dereceden kök 2'yi yazıyoruz. Sonra bunu kökün içine 2'nin karesi olarak yazıyorum. O da 4. dereceden kök 2 üzeri 3 yapıyor. Bakın bu da doğru. Şimdi burasını da şuraya yapalım. Biraz 2 diye şöyle kök derecelerini belirliyorum yine. Evet çarpıyorum kaç ediyor? 8. Şimdi bu 3'ü yazdım gençler. 1 bölü 3'ü içeriye 1 bölü 3'ün karesi olarak alıyorum. Bunu da 3 üzeri 4 olarak. Evet. Şimdi bir toparlayalım hadi. 3'ü yazdık. 1 bölü 3'ün karesini şöyle yazalım. Çarpı 3 üzeri 4. Evet şununla şu gitse gençler. 3 üzeri 4'ü de 3'e bölsek ne yapar? 3'ün kübü yapar. 3'ün kübü de kaça eşit? 27'ye. E o zaman D şıkkı da doğruymuş. Demek ki E yanlışmış. Peki niye yanlışmış? Nasıl doğru yazılabiliyormuş? Ona bakalım. Şimdi kök derecelerimiz 3 ve 3 çarptık 9. Şimdi bu 3'ü buraya yazıyorum. Bunu kökün içine 3 üzeri 3 olarak alıyorum. Yani burası 9. dereceden kök 3 üzeri 4 yapıyor. E şimdi burası ne? 9 ne? 3'ün karesi. O zaman bakın 3 üzeri 4 olması gerekiyordu. E şıkkı yanlış oldu. Evet şimdi 15. sorudayız. Şimdi bu olduğuna göre aşağıdakiler hangisi rasyonel sayıdır diye soruyor. İlk önce biz bir A'yı bir bulalım. Şimdi yine iç içe köklerimiz olduğu için derecelerimizi belirleyelim. 3 kere 2. Ha bakın bir de içeride var bir ifade. İsterseniz durun şöyle yapalım. Bunu küp kök 8. Şunu kare kök. 2 bölü kök 2 ifadesini şurada ayrıca bir işlem yapıyorum. Bakın bunu kök 2 ile çarpıyorum. 2 kök 2 bölü 2'den burası kök 2 çıkıyor. Yani 2 bölü kök 2 yerine kök 2 yazalım. Ondan sonra işlemimizi yapalım. Değil mi? Bir yanlış yazmayalım. Kökler karışmasın. Evet bunun kök derecesi 2. Bununki de 2. Burası da 3. Çarptığım zaman kök dereceleri ne yapıyor? 12. Bu 2'yi buraya yazıyorum gençler. Bunu da kökün içine 8 üzeri 4 olarak yazıyorum. Şimdi aslında hani daha fazla işlem yapmamıza da gerek yok ama bir düzenleyelim hadi burayı. 8 2'nin kübü. O zaman burası 2 üzeri 12 yani 12. dereceden kök 2 üzeri 13 oldu. A ifadesi. Şimdi bakın bu irrasyonel bir sayı. Bunun rasyonel olabilmesi için bu kökten kurtarmam lazım benim. E kökten kurtarabilmek için her yerin kaçıncı kuvvetini almalıyız bakın? 12. kuvvetini, değil mi? Şöyle 12. kuvvetini alırsak çünkü bunlar gidecek. A üzeri 12, 2 üzeri 13 şeklinde rasyonel bir sayı olacak. O zaman cevabımız da E şıkkı olacak. Evet geldik son soruya. 16. soruda da yine iç içe köklerimiz var. Şimdi bunun kök derecesi 2 gençler. Bununki 3, bununki 4. Çarptık 3 kere 2, 6. 6 kere 4, 24. Sonra 1 bölü 8'i yazıyorum. 4'ü 4 üzeri 4 olarak alıyorum kökün içine. 2 de 2 üzeri 2 kere 4 8 olarak alıyorum. Şimdi şurayı birazcık daha düzeltelim hadi. 24. dereceden kök dedik. 1 bölü 8 2 üzeri eksi 3 olarak yazılabilir. Bu 2'nin karesi 2 üzeri 8 oldu. Bir de 2 üzeri 8 burada var. Bir toparlayalım hadi burayı da. Şimdi 8, 8, 16, 3 çıktı. 2 üzeri 13 yaptı. Şimdi bunu da 2 üzeri 13 bölü 24 olarak yazıyorum. Şimdi biz burayı 2 üzeri 13 bölü 24 bulduk. E bu ifadeye eşitmiş bakın. Bunu da 2 üzeri 26 bölü x olarak yazarsak biz 13 bölü 24 sayısı 26 bölü x'e eşit olur. İçler dışlar çarpımı yapalım. 13 x 24 çarpı 26 oldu. Her yeri 13'e bölsek burası 2 yapar. 2 çarpı 24'ten de cevabımız 48 olur. Evet testimiz burada bitti. Gençler hepinize iyi çalışmalar diliyorum.